İşte Black & Decker marka bir kahve makinesi. Şimdi bunun nelerden üretildiğini ve nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Bu kahve kabı ya da sürahi. Artık siz ne derseniz. Camdan yapılmış. Herhalde önce camı ısıtmışlar, sonra üfleyerek şekil verdikten sonra soğutmuşlar. Buradaki bu oluğu da cam hala erimiş haldeyken mekanik bir araçla yapmış olsalar gerek. Burada da bir girinti boyunca sarılmış paslanmaz çelikten bir bant var. Sürahi üzerindeki girintiye sabitlenmiş. Kulba gelecek olursak. Evet, görünüşe bakılırsa polipropilenden imal edilmiş. Oldukça düşük maliyetli bir plastik bu. Üstünde herhangi bir desen veya süs yok. Sadece kalıbın birleşme yeri hissedilebiliyor. Çok düşük maliyetli bir kulp. Gördüğünüz gibi bu parça çıkabiliyor ve şak diye de yerine oturuyor. Tekrar edeyim, kulpta polipropilen kullanılmış. Bu paslanmaz çelik halka tüm sürahiyi bir arada tutma görevini layıkıyla yerine getiriyor. Zannediyorum bu sürahiyi tornavida yardımıyla parçalarını ayırıp içinde ne var ne yok görebiliriz. Ama daha büyük bir tornavidaya ihtiyacım var. Affedersiniz, daha küçük bir tornavida diyecektim. Böylece buradan kanırtarak içini açabileceğimi umuyorum. Bakalım içinde ne var? Parçalarını ayrılabilecek şekilde üretilmemiş. Çözücü bazlı bir yapıştırıcıyla veya benzer bir yöntemle yapıştırılmış olabilir. Yani açamayabilirim. Yine de deniyorum. Yapıştırılmamış. Tırnakla sabitlenmiş. Tamamdır. İşte parçayı kalıba nasıl döktüklerini görüyorsunuz. İki parça halinde dökülmüş. Şimdi devam edip şuradaki vidayı da sökeyim ki parçaların nasıl bir araya getirildiğini görebileyim. Evet. Hop! Fırladı. Gördüğünüz gibi iç tarafta bir dirsek var. Vida buraya giriyor ve çelik bandı yerine sabitliyor. Çelik bant da kulbu alt taraftan tutuyor. Üst tarafta ise kulbu tutan küçük bir çentik var. Camı üstten kavruyor ve böylece yerine oturuyor. Kulp işte böyle sabitlenmiş. Şimdi bu bir kalıpla, bu bir kalıpla, bu da başka bir kalıpla yapılmış. Kulbu böyle imal etmişler. Üç ayrı plastik parçayı kalıplayarak. Kalıp bu şekilde kapatılmış. Bunu kulbun içinde kalan birleşim izinden anlayabiliyoruz. Ayrıca kulbun şekli de kalıplama biçimini ele veriyor. Kalıbı bu şekilde çıkartmak daha kolay. Büyük ihtimalle üç kanatlı bir kalıp bu. Bir kanadı da bu tarafta. Evet, bu da enjeksiyonla kalıplanmış bir diğer parça. Az önce de gördüğümüz gibi bu parçanın üzerine oturuyor. Ve bu da kulbu tutan parça. Çok önemli bir parça yani. Belli ki paslanmaz çelikten bir parçanın getireceği ek maliyeti kabul etmişler. Çünkü bu parçanın gevşememesi çok önemli. Ayrıca bu sürekli ıslanan bir parça. O yüzden normal çelik veya başka bir malzeme kullanılsaydı paslanabilirdi. Bu ileride kopma ihtimali doğururdu. Üzerimize sıcak kahve dökülsün istemeyiz, değil mi? Evet, şimdi gelelim kahve ısıtıcıya. İşte, kahve makinemiz bu. Şimdi, burada bir hazne var. Kahve makinesinin içinde yer alan bu hazneye kahve filtremizi yerleştiriyoruz. Filtrenin içine de kahveyi koyuyoruz. Su haznesini suyla doldurup üst kapağı kapatıyoruz. Makineyi çalıştırıyoruz ve başlıyoruz beklemeye. Peki, bu sırada ne oluyor? Buradaki sıcak su, hazneye doldurduğumuz su, içerideki küçük bir oluktan, yani küçük bir delikten aşağıya akıyor. Bakın, şurada görebilirsiniz. Tornavida ile göstereyim. İşte,
su bu delikten aşağı akıyor ve bu alt kısma geçiyor. Alt kısmı da inceleyelim. Bakalım orada neler olup bitiyor. Evet, bu tornavidayı modifiye ettim. Ucuz bir tornavida bu. Ucunu emniyet vidalarını açabilecek şekilde değiştirdim. Yanınızda bir profesyonel yoksa sakın bunu evde denemeyin. Çünkü normalde buranın açılmaması gerekiyor. O yüzden bu özel vidalar kullanılmış ki kolay kolay açılmasın. Ama içini gösterebilmem için açmam şart. İşte böyle. Tamamdır. Bu parça da enjeksiyonla kalıplanmış. Görünüşe bakılırsa ko-enjeksiyon yöntemi kullanılmış. Yani iki farklı malzeme bir arada kalıba dökülmüş. Vursam çıkar mı acaba şu vida? Çıkmıyor. Kendisi bilir. Evet bunlar, yani bu ayaklar daha yumuşak bir malzemeden yapılmış. Ama geri kalanı polipropilen, yani plastik. Düşük maliyetli bir plastik. Demek ki önce bu parça enjeksiyon kalıbına dökülmüş, sonra o sertleşmeye başladığında daha yumuşak olan bu malzeme dökülmüş. Bu enjeksiyonla, yani çift malzemeyle yapılmış bu parça. Bu yöntemle üretilmiş başka parçalar da biliyoruz. Mesela diş fırçaları. Hani tutacak yeri yumuşaktır ama geri kalanı serttir. Onlar da çift aşamalı tek bir kalıpta bir arada kalıplanıyor. Neyse, bu makinenin en alt kısmı. Bu oluklar ısıtma bölümündeki ısının dışarı atılmasını sağlıyor. Sonuçta o kısım bayağı ısınıyor olsa gerek. Evet, işte ısıtıcı bu. Tüm sihir burada gerçekleşiyor. Su bu borudan gelip nal şeklindeki bu kıvrımdan geçiyor ve buradan çıkıyor. Suyun boru içerisinde tekrar en yukarıya çıkmasını sağlayan şey ise... Bakın, boru içinde buraya kadar gelip bu parçaya ulaşıyor, sonra da bu delikten aşağıya akıyor. Kapağı kapattığınızda bu plastik parça kahve haznesinin tepesine denk geliyor. Yani su buradan yukarı çıkıp toz kahvenin üzerine akıyor. İşte kahveniz hazır. Isıtıcı iki şey yapıyor. Birincisi, suyu genleştirerek borudan yukarı çıkmasını, oradan da kahvenin üzerine akmasını sağlamak. İkincisi ise, buradaki tablayı ısıtmak. Peki bunu nasıl yapıyor? Nikrom tel aracılığıyla yapıyor. Nikrom, nikel ve kromun bir alaşımı. Kolayca ısınıyor. Yani iyi bir rezistans. Alüminyumsa müthiş bir ısı iletkeni. Isıyı tablaya ve içindeki suya çok iyi iletiyor. Bu kahvenin içinde birçok farklı emniyet mekanizması bulunuyor. Mesela burada iki termal sigorta var. Sıcaklık çok artarsa bunlar atıyor ve sıcaklığın daha fazla artmasını engelliyor. Ayrıca burada da bir sıcaklık sensörü yer alıyor. Sıcaklık çok artarsa makineyi kapatmaya yarıyor. Zannediyorum bunun içinde bir metal çifti şeridi var. Bu şeridi oluşturan metallerden biri düşük metal genleşme katsayısına sahip invar, yani nikelli çelik olabilir. Bu alaşım sıcaklık artsa bile neredeyse hiç genleşmez. Invarla sıcaklığa bağlı yüksek genleşme özelliğine sahip bakır gibi bir metal yan yana sabitlenirse ne olur? İki metal yan yana. İnvar pek genleşmediğinden hareketsiz kalma eğiliminde. Ama diğer metal genleşiyor. Öyle olunca metal çifti şeridi bu şekilde eğiliyor. Mesela bir elektrik bağlantısı olarak kullanılıyorsa eğildiğinde iletim hattıyla bağlantısı kesiliyor. Burada şu şekilde kullanılıyor diyelim. Sıcaklık çok artarsa eğilerek elektrik akımını kesiyor. Bu metal çiftleri dayanabilecekleri sıcaklığa göre seçiliyor. Daha doğrusu kalibre ediliyor. Yani metal çifti şeridinde kullanılacak metallerin boyutu, miktarı ve türü kahve makinesinin ulaşabileceği en yüksek sıcaklığa göre belirleniyor. Mesela makinenin 500 derece sıcaklığa ulaşması, hatta yaklaşması istenmez. Muhtemelen bir sıcaklık seviyesi belirleyip o sıcaklığa ulaştığında devreyi kesen metal çiftini seçiyorlar. Yani bu sıcaklık sensörü bu şekilde çalışıyor olsa gerek. Şimdi makinenin geri kalanını da parçalara ayıralım. Isıtıcının yerinde sabit kalmasını sağlıyor. Üstünde vidalar var.
ve vidaların altında ilginç pullar bulunuyor. Bu pullar ısıyı pek iyi iletmeyen lifli bir malzemeden yapılmış. Ve bu çok faydalı. Çünkü vidaların ısıyı plastiğe, yani buna iletmesi istenmez. Çünkü aksi takdirde, yani eğer vidalar ısıyı plastiğe iletirse, plastik yumuşayabilir, deforme olabilir, hatta belki eriyebilir. Bunun olması istenmediğinden ısıtıcıyı yerinde tutan bir parça izole edilmiş. Vidaları sökmeye devam ediyorum. Bu vidalar yüksek vida yuvalarına takılmış. Vidanın girdiği şu çıkıntılı plastik parçayı kastediyorum. Gördüğünüz gibi ısıtıcıyla tabla arasında bir macun var. Buna termal macun veya termal pasta deniyor. Bu macun ısının nal şeklindeki bu ısıtıcıdan sürahinin altındaki bu çelik tablaya aktarılmasını kolaylaştırıyor. O halde buradaki vidaları da sökelim. Bu vidalar kabloyu yerinde tutmaya yarıyor. Kablonun düğümlü olduğunu görüyorsunuz. Çekildiğinde makineden çıkmasın diye. Önemli bir tedbir bu. Çünkü bağlantıların kopmasını istemeyiz. Çünkü makinenin içinde çıplak bir kablo demek, yangına veya elektrik çarpmasına davetiye çıkartmak demek. Biz de bunu istemeyiz. İşte bu düğüm de bu işe yarıyor. Eğer biraz daha aşağıya inebilirsem, bu parçayı da çıkartabilirim sanıyorum. Evet. Kahve makinesini ortadan ikiye ayırıyoruz şu an. Oradan iyi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama en altta PP harflerinden oluşan bir simge var. Polipropilenin kısaltması bu. Plastiğin türünü bu simgelerden anlayabiliyoruz. Polipropilen, ticari ürünlerde yaygın olarak kullanılan düşük maliyetli bir malzeme. En ucuz plastiklerden biri. Bulaşık makinesi teknelerinden, işte aklınıza ne gelirse, kahve makinelerine, saç kurutma makinelerine kadar her yerde kullanılıyor. Neyse, şu vidayı sökmeye çalışıyorum. Bayağı derinde. Görüyorsunuz, vidaları sökünce makine iki parçaya ayrılıyor. Ortadan ikiye bölünüyor. Bakalım sonuna kadar parçalayabilecek miyiz? Son bir vida kaldı. İşte, görüyorsunuz. Kahve makinesinin iki yarısı bu şekilde bir araya getirilmiş. Hop, tamam, bir şey yok. Evet, demek ki bu şekilde birleştirilmiş. Bu parçadaki yüksek vida yuvaları, bu parçadaki deliklerle aynı hizada. Böylece iki parça birbirine geçiyor. Bu parçalar enjeksiyonla kalıplanmış. Kalıplar böyle ve böyle kapatılmış. Sonra da iki parça birbirine monte edilerek bu şekil ortaya çıkarılmış. Gördüğünüz gibi su buradaki borudan geliyor, ısındıktan sonra bu borudan yukarı çıkıyor. Ha, bu parçada bilezik. Buraya böyle oturuyor. Ve bu ısıtıcının üstündeki metal tabla. Yani bilezikle metal tabla birbirinden ayrı. Tabla buraya yerleşiyor. Böylece daha hoş görünüyor. Evet, galiba bir kahve makinesiyle ilgili söylenebilecek her şeyi söyledik. Nasıl çalıştığını, nelerden üretildiğini anlattık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın.